Şimdi kendi hayatımda ilk defa bu işlere yenilikten başladığım senin başlıyor. Bağdat Külliyet-i Şer'a İdaret Fakültesi'nin birinci sınıfındayım. Fıkıh dersimiz çok iyi hocalarımız var. Ama bu fıkıh konusunda ne biliyor musunuz? Sıkıntı çektiğim, boşanma, evlilikten boşanma meselesi. Çok zor bir konu. İki hocadan okudum. Hem fakültedeki hocadan okudum, hem dışarıda çok meşhur Emce Zahavi'den okudum. Emce Zahavi, yaşlı, emekli, İstanbul Medresesi Kudat'ı bitirmiş, Bağdat'a müftülük yapmış. Ben de onun her zaman talebesiyim. Evet. Şimdi ayet-i kerimede diyor ki boşanmada iki tane adil şahit getirin. Talak suresinde, boşanma suresinde. O zaman da Allah rahmet etsin, Muhammed Zahid Kevser'i İstanbul ulemasından Mısır'da mektupla tanıştık. Ben ona bir mektup yazdım. Dedim ki fukaha bu ayeti kerimede yanlış yaptı. Bu ayeti kerimeyi ihmal etti. Uygulama koymadı. Düşünüyor musunuz? Dedim ya boşanmada. Ya adamcağız diyelim gayet rahat hanım ile efendim yemek yiyor, zevkli yemek yiyor. Şakadan hanımına ya hanım ben seni boşadım dediği zaman da hanımı boşalıyor biliyor musunuz? Bu kadar büyük rezalet olur mu? Ona isyan ettim. Bana verdiği cevapta fukahanın dediği doğrudur diye yazdı. Kabul etmedi. Anlatabildim mi? Amerika'da bir evde oda tuttum. Malum haliniz. Orada pansiyonlar olarak kalıyorum. Ev sahibi Amerikan tarihi profesörü. Ara sıra mecbur ediyorum ona konuşalım biraz dilimiz arasın diye. Bir gün dedim ki bizim burada Türk kızları var. Dedim ki Türk kızlarına ya siz de Amerikan kızları gibi ben deyiz erkekken evlenmeye teklif edin efendim. Sen dedi ki, ya Hüseyin dedi, sen dedi yalnızsın dedi. Amerikan kızları da teklif etmezler. Ama teklif etmeye zorlarlar dedi. Ve bunun üzerine ben ayeti kerimeyi anladım. وَبِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَحِ diye ayet-i kerime var. Erkeğin elinde nikah akdetmek erkeğin elindedir diye. Herkes konuşur. Büyükleri, küçükleri konuşur. İslam dini insan tabiatına uygundur. Değil mi?
Ben de baktım, işte bu olayda Türk insanının, Arap insanının, Amerikan insanının bütün efendim gelenekleri, insanı, karakterleri hepsi birbirine uygun. Demek ki bizde de erkekler efendim teklif edecek. Bu demek Allah'ın kanunu, Allah'ın tabiat kanunu. Başka evdeki kızlara onlar da teklif edecek. Onlar gene erkeke teklif edecek. Anladın mı değil mi? İşte ben olaylardan giderek Kur'an'ı anlamaya çalıştım. Hala anlamaya çalışıyorum. Hala bugün, yani iki hafta önce yeni bir ayet-i kerimenin manasını tercüme ettiğim halde manasını ele almadım. Anlamak ayrıdır, bilmek ayrıdır, anlamak ayrıdır. Anladım.